Merhaba Rıfat amca. Merhaba abi, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Akyaka'nın Demirkent köyündeyiz. Evet. Rıfat Erdağ amcamız buraya sera kurmuş. Evet. 38 yıldır. 38. Ben tarımda da çalıştım. Kurs verdim. Akyaka'da da çalıştım. Kurs verdim. Adana'da da çalıştım. Kendim kastayım ama Adana'da öğrendim ben bu işi. En tatlısını Adana'da öğrendim. Buraya geldim, memleketim. O da su yok abi. Emekli misiniz? Ben emekliyim. Nereden? Ben şeyden emekliyim, esnaftan. Bağkur'unu yatırdın, emekli oldun. Ne iş yaptın? Ben önce gaba çalıştım. Sonra Adana'ya geçtim. Sonra dalgıçlık yaptım, saracılık yaptım. Balık adam oldum, yani yüzme. Başımızdan geçen olaylar bu yani. Evet. Şimdi kaç yaşındasın? Valla ben şimdi 68 yaşındayım. Kaç çocuğun var? Benim 7 tane abi. Maşallah. Hepsini bununla büyüttüm. Bak, bu bir Gürk. Benim bir şeyim yok idi. 8 çocuğu burada büyüttüm. Eczacı yaptım, trafik polisi yaptım, banka müdürü yaptım. Ondan sonra döndüm, tarımda yine benim yerimi alan oğlum var. Yani altı çocuğun hepsini bu serenan. Allah bin bin bereket versin emeğimize de, sizlere de. Bununla büyüttüm. 38 yıl oldu. 38 yıl oldu ben bu işi yapalım. 38 yıldır seracılık yapıyorsun. Evet. Kaç seran var şimdi burada? Benim burada 2 tane seran var. Maşallah. Biri 255 metrekare, bu 100 metrekare. İlk seran bu. İşte Anadolu'muzun fedakar, cefakar, çalışkan amcaları diyelim. Ama bir şey söyleyeyim de yanlış anlamayın. Ama bizim imkanımız yok yani. Su imkanımız yok. O bir seri aldım 200 milyara, biz 3 sene eğitim kurudu abi. Su yok. Yani bize su yok. Su olsa sen de zebzeyi dışarı tökene de halka ver. Evet. Kendi halkına ver yani. Abi senin babam da savaşıyor, benim babam da savaşıyor. Geçen bir fark yok. Hepimiz ayrı garip. Su ne zamandır su sorunu var? Abi benim bu su sorunu hemen hemen 7 senedir sular gelmiyor abi. Nereden gelmesi lazım? Bu yukarıdan depo var, bize yetmiyor yani. Surların son deliği biz. Burada su yetmiyor. Şimdi buraya su gelmesi için ne yapılması lazım? Abi, senin talebin ne? Buraya su gelmesi için ya depo genişlerde ya boru geniş. Borular abatı büyüyorlar da. 90'lık boru 1700 halk var. 1700 seçmenimiz var. 2000'in üstünde 1700 boru hortum. Bak 90'lık hortum buraya yeter mi ya? Peki siz misal tarıma falan... Abi tarıma da söyledik. Bana özel dedi. Özel de benim kuvvetim yok abi. Ben yapamam. Bir su getiremem yani. Ama tabii buraya su gelmez. Sadece sana yaramayacak. Ya, buradaki herkese yarayacak. Herkese yaradı. Herkese bilinç veririm. Herkesin kapısında fide ekirem. Kendin bir fideti kendin ye. Dışarıdan alma. Kötü bir şey yapıyorum. Çok iyi vallahi. Hasta olma. Bugün poşeti alırsan poşette hastalık var. Ama bu doğal. Ana bilim dalına benim kendim getirip ki ben laf söylemiyorum. Doğruları anlatırım. Evet. Ama kolumuzdan sen yok. Yani yok. Burada o seram 3 sene çalıştım. Güzeldi. Su geldikten su gelmedi. Bunu da yetişti. Aha. Senden sonra seracılık yapan oldu mu? Benden sonra bir tane arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. Ona da ben bir sera aldım. Kendi haline uğraşıyor yani. Ama asıl seracılık biz. Neler var şimdi bu serada, ne ektin? Şimdi kır biber var 1, salata var 2, dolmalı biber var 3, yeşil Bursa biberi var 4. O tarafta değersen sen, salata var 5, döndün turpumuz var, şalanımız var, soğanımız var, maydanozumuz var, döndün neydi, pirasamız var, ıspanağımız var. Yani var da var ama su yok.
Su yok. Tek sorunumuz su. Abi su eğer olmayınca su, temizliği olmaz. Su sorunu çözülürse. Su sorunu çözülürse bura kalkınır. Evet. Öncülük yaparız. Sen, ben, hepimiz. Evet, evet. El ele verdim. Ben öldükten sonra o yapar. O bizi yapar. Bir ekmek yer. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Evet. Kim ne yapması gerekiyorsa yapsın. Abi yani üretenin. Allah razı olsun. Allah rızası için. Çiftçimizin yanında olmak lazım. Allah rızası için. Evet, evet. Ben kendim için değil. Ben bir köylüyüm. Ben bir çiftçiyim. Yani emeğe yazık. Abi bunu yetiştiren yok. Şimdi bu biberleri biz desek bu biberleri bulamazsan abi. Bu biberleri bulamazsan yani bu biber sen gelip 70 bin lira alamazsın. Ama burada yetiştirdim 20 bin lira. He. 20 bin lira. Uygun yani, fiyata satıyorsun. Abi yani. Ben ne yapayım? Halkın alacak gücü yok ne yapayım? Şimdi 20 bin lira adama çok gelebilir de. 20 bine sormasa 1 kiloluk gelip 40 bine almasın. Ben de zarar etmiyorum. Vallahi fidanın biri 10 bin lira. Masrafını boş ver fidan. Evet, evet. Bunu biz Antalya'dan, ana bilim dalından getirdik. Bizde tırı bürü şey fide yok. Domatesi yiyin bakın amca sen orada salata da almadın. Buyur amca. Yok şey salata alırım onu şey yapsın. Amca al. Gel. Sen al da ya. Teşekkür ederim sağ ol. Afiyet olsun. Doğal ürünler de doğal. Hep doğal abi bizde şey yok hep doğal. Yani ilaç kaçsı, milaç kaçsı bizim burada yok. Kullanmam, yapamam. Nerede satıyorsun? Nerede satıyorsun sen ürünleri? Pazarda satıram, burada satıram, köylerde satıram ama ne yapayım abi? Buradan evet işte bir su olsa daha da gelişecek inşallah. Abi su olsa bak orayı yaparım 3 tane daha vatandaşa getiririm. Evet. Kendim için de götürelim arkadaş öğren. Bu memleketin her tarafı toprağı taşı altındır. Yapana. Adana'da yetişir burada daha kral yetişir. Burada daha kral. Bir de bura Şorayel bölgesi değil mi? Buranın tadıyla tabii. Buranın tadıyla başka bir tat olmaz. Bura Iğdır Ovası gibi aynı. Verimli topraklar. Bura çok verimli topraktı ama yok. Maşallah diyelim. Maşallah. Vallahi maşallah. Abi han biz de burada. Yani şimdi ne desek boşalt. Ah. Oh, oh. Ne yapayım? Suyum yok abi suyum. 3-4 sefer yayını atsanız çık. Ben hiçbir şey yok abi suyum çarptı. Onu yıkayak o kolay abi. Her şey toprak olsun çeşitli. Topraktan çıkan al abi. Toprak da uyurur ama işte Akyaka Demirkent köyünde Rıfat amcamızın serasında yetişen ürünleri görüyorsunuz. Tabii su sıkıntısı var. Eğer su sorunu çözülürse buralarda daha yaygın olacak seracılık. Amcamız öncülük yapıyor. Sahip çıkmak lazım, destek olmak lazım. Böyle olunca da vatandaşa da uygun fiyata abi, da ulaşmış oluyor. Yani ben ne yapayım abi? Masrafı bile karşılamıyor yani. Ürün alacağın sırası yok. Şimdi bunun veriminden, o bir taraftaki verim bile olmaz abi. Altına bak. Yani bu verimi hiçbir tarafta vermezler bu verimi. Şöyle kapını al abi, duvar poşet de değil. Evet. Kapına dolduğu götür. Buraya buradan siz hazırlayabilirsiniz. Tabi buradan biz veririz abi yani önemi yok. Evet. Adam parası var yok o sorun değil. 10 tane almaz da 2 tane alar. Çocuğunu evet. Geç olmasa ünlü yer yani yemesini içmez. Şimdi her tarafı ilaçlarda her taraf hastalık. Doğalı kim tanıyor? Pazarda adam satır hadi 80 bin. Hadi 40 bin. Bizim mahsul da burada yani. Abi dolmalı biber de şey ha dolmalı biber. Daha evet. Büyükleri var burada dolmalıkta. Her şey yetişiyor. Abi yetişmeyen de bir şey yok abi. Bizde yetişmeyen de hiçbir şey yok. Yani bırak yemezsen de kokusu yeter, kokusu. Kokusu yeter abi hepsi. Evet. Ama ne var su yok. Su olmadığı için abi elin ayağın. Aha dolmalık biberlerin al götür. Taze taze ye. Hasta olma. Benim için önemli değil. Geleceği çocuklar için. Ne ürettik ne koyduk. Bir şey görmedim abi.
Allah. Ama kırmızı biber. Başka ben bir şey değilim. Burada incir yetiştiğini gördüm. İncili çek, incir. İncir? İncir tabi. Şimdi orada incir mi var? İncir yedik. Kaldı yani incir. İncir'i de at görsünler ya. Bu memlekete ne yiyecek? Elman var, eriğim var, kayısım var. Yani ne arasam var aslında bir şey değil. Sadece ağzımı yanmışsın. Çeçe kaste. İncir bilen var mı acaba? Şimdi var mı orada incir? Yok abi. Onlar aldı. Geçti bu zaman. Ha, topladınız. He. AKK Demirkent köyündeyiz. İşte görüyorsunuz serada yetişen ürünleri. Tabi amcamız susuzluktan dert yanıyor, haklı. Su sorununun bir an önce çözülmesi lazım. Maşallah diyelim, maşallah. Su olursa bu gördüğünüz ürünlerin bin katı yetişir bu memlekette, Demirkent'te. Verimli topraklar, salatalıkları şimdi görüyorsunuz. Abi, bunun tohumu ayrı ayrıdır. Anlatabilir miyim? Neden ayrı ayrıdır? Domates, soğan şey olmaz. Çok büyüğü zarar verir. Mesela bunu yesen zarar vermez. Değil mi? Evet. Bunu ona göre getir memlekete. Adamın gücü yok almaya. E böyle bir kilosunu getir ne yapayım? Ama bunu adama verim ne yapayım? Yani biz de halk için uğraşırız. Kendimiz için değil. Ben de ölüp gideceğim. Yani bir eser kalsın. 38 yıldır bizde göz kalmadı amca, göz. Selantine gireceğiz, piştik. Tarımda çalıştım. Gazil tarımda. Emekliyim, gazil tarımda çok çalıştım. Adana'da çalıştım, İzmir'de çalıştım. Yani ne bileyim. Aa, son memleketimize geldi, emekli olduk. Su bulamadık. Ya, su. Su abi, su. Yani bugün toprağı getiren, buğdayı, arpayı, hayvana saman getiren, Cenab-ı Allah yağmur vermezse, dünüyü bağlasan gene boştu. Bu yanı sürersen o anlan alar. Allah'ın rahmeti olmazsa hiçbir şey olmaz. Evet. Tek kendi. Ama ne var, yetkiler nedir? Demirken de bir yani, bu bir 590'lık, 120'lik şey yok mu ya? 130'lık, 150'lik. Aç bir sporu yoktu mu yani? Falan alalar, falan al. Evet. Falan al abi. Aha ürünüm yani. Ne yapın? Adamla kenardayız değil. Yani tek kalırsa, neden tek kalırsa? Adam anlamıyor, anlasa hastalığına kanser salarsa kapını çalır. Salmazsa salmıyor. Amcamızın sesini duyalım. Çiftçimizin sesini duyalım. Üretmek istiyor, çalışmak istiyor, kazanmak, kazandırmak ve abi gelecek nesillere... Abi ben gelecek al. Gelecek nesillere bir hediye iz bırakmak olsun, istiyor. Hediyem. Çok bir şey istemiyor. Su. Evet.